Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray Spor Başkanı Mustafa Alakuş, pazar günü oynanacak olan Aksaray Spor ve Elazığ Spor maçında kadın ve 15 yaş altı çocuk taraftarları maçı ücretsiz bir şekilde izlemeye davet etti. Şimdi son haftalarda yaşadığımız bu kadın ve çocuk cinayetleri ve duyarsız kalmak istemedik Aksaray Spor olarak. Ve bu cinayetlerin de kınanmasını anlamında böyle bir karar alalım istedik yönetim kurulumuzla beraber. Çorbada bizim de bir tuzumuz bulunsun. Biz de duyarsız kalmak istemedik böyle bir mevzuya. Son derece kınıyoruz böyle bir mevzuyu. Bir daha da tekrarını yaşanmasını istemiyoruz. Böyle bir karar aldık. İnşallah pazar günü yapılacak olan Elazığ Spor, Aksaray Spor karşılaşmasına da tüm kadın taraftarlarımızı ve 15 yaş altı taraftarlarımızı ücretsiz olarak sahaya alacağız ve bunların desteklerini bekliyoruz. Sahayı doldurmak istiyoruz. Onların desteğiyle inşallah. Peki kadın cinayetlerine, çocuk cinayetlerine, şiddete neler söylemek istersiniz Aksaray Spor olarak? Bunlar insanlığın kabul edeceği şeyler değil. Gerçekten hiç hoş olan şeyler değil. Yani bir kadına kıymak, bir çocuğa kıymak gerçekten çok da son derece üzücü şeyler. Türk halkına yakışmayan, Müslüman halkına yakışmayan şeyler. İnşallah devamının yaşanmasını istemiyoruz. İnşallah bu yaşananlar son olsun. Allah tekrarını yaşatmasını istiyoruz inşallah. Başkanım bir de biliyorsunuz ki tribünlerde birazcık tezahüratlar farklı evet, oluyor. Evet, kadınlar olacak, çocuklar evet, evet, olacak. Evet, evet. Neler söylemek istersiniz? İnşallah bizim en büyük amacımız da o zaten. Kadın ve çocuklarımız bizlere destek verirlerse İnşallah biraz daha bir seviye geleceğini, biraz daha tezahüratların seviyeli olacağını düşündüğümüzden dolayı böyle bir karar aldık. İnşallah bütün başlarımıza, tüm kadın taraftarlarımızı bekliyoruz. Oraları neşelendirsinler, güzelleştirsinler stadyumumuzu. Güzel sloganlar atsınlar, neşe katsınlar maçlarımıza inşallah. Çocuklarımız keza öylesine. Hepsini inşallah bu maçlarımıza daim olarak her maçımıza bekliyoruz bütün kadın ve çocuk taraftarlarımızı. Tabii tezahüratlarımızın küfürsüz. Tabii inşallah tek amacımız o bizim. Bir seviyenin gelmesi, maçların maç gibi oynanması için böyle bir karar aldık biz de inşallah. O zaman Elazığ Spor'a da bir başarılar. Tabii inşallah bu son pazar günü yapılacağımız maçta da hem Elazığ Spor'umuza hem Aksaray Spor'umuza başarılar diliyorum. İyi olan kazansın diyorum. Tabii temelimiz Aksaray Spor'umuzun kazanması, malum lideriz şu anda. İnşallah burada da tutunabilmek ve kalabilmek adına elimizden her türlü gayreti göstereceğiz ve göstermeye devam ediyoruz. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Detaylar haberimizde. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet elektronik sigara kiti, 13.5 kilogram nargile tütünü, 28 adet elektronik sigara, 17.540 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili RU isimli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada öğretmen meslek kanunu teklifini eleştirdi. Adalet Kalkınma Partisi iktidarının 22. yılında öğretmenler meslek kanunu teklifini getirdi. İşin ilginci bu teklifi öğretmen sendikaları farklı görüşte olmalarına rağmen hiçbiri kabul etmedi. Öğretmen sendikaları kabul etmedi, öğretmenler kabul etmedi. Bizim milletvekilleri arkadaşlarının aklına böyle bir kanun teklifi gelmiş. Ya bunu uygulanacak yerdekilerin kabul etmediği kanun teklifini niye burada dayatıyorsunuz, geçirmeye çalışıyorsunuz? Eğitim sistemini yazboz hale getirdiniz. Bir getirdiğinizi tekrar kaldırıyorsunuz ama burada da bir itirafta bulunuyorsunuz.
Diyorsunuz ki eğitim akademilerinde bizim verdiğimiz eğitimler yetersiz. Eğitim fakültelerinde. Eğitim akademisiyle bunu güçlendirelim. O da gene kanun içeriğinde olan bir değişiklikle bir de cezaları artıralım. Yani öğretmenlere 657 memurlarla ilgili düzenlemelerde yer alanın dışında yeni yasalar, yeni düzenlemelerle cezaları artıralım diyorsunuz. Arkadaşlar, öğretmenlerin gerçekten sorunları var. Bu getirmiş olduğunuz kanun teklifinde bu sorunları içeren, bunlara çözüm üreten bir anlayış yok. Öğretmenlik meslek kanunu, öğretmen mesleğinin itibarını yükseltmek ve kaygılarını ortadan kaldırmak için gerekli adımların atıldığı bir kanun teklifi değil. Öğretmenler sistematik olarak yoksullaştırılıyor ve toplumsal saygınlığı bu yolla da düşüyor. Bunu ortadan kaldıracak, özlük haklarını iyileştirecek, onların mesleklerindeki motivasyonunu artıracak bir düzenleme de içermiyor. Daha önceki süreçlerde öğretmen olmanın ayrıcalığı vardı. Ama giderek öğretmenler arasındaki adil olmayan ayrımlar, ayrıştırmalar sorunlar üretti. Ücretli öğretmen, vekil öğretmen, piktes öğretmeni, usta öğreticiler, ayrıştırdınız. Kanun teklifiyle keşke tüm öğretmenlerin kadrolu olmasına yol açacak bir düzenleme getirseydiniz. Onların var olan sorunlarına çözüm üretseydiniz. Öğretmenler mutsuz arkadaşlar. Mutsuz öğretmenin yetiştireceği öğrenci toplumsal yapı içinde verimli olamaz. Çünkü yeterli eğitim alınmıyor. Bugün bu ülkede yaşanan sorunların temel kaynağı eğitim sisteminin yetersizliğidir. Madde bağımlılığından tutun da işsizliğe kadar eren süreci yaratan, bu sistemdeki sorunları oluşturan eğitimin içine düşürüldüğü durumdur. Eğitim hepimizin geleceği açısından da çok önemlidir. Ama Adalet Kalkınma Partisi iktidarları döneminde getirilen kanun teklifleri ya da eğitimdeki düzenlemeler için bir atasözü söyle deseniz deveye sormuşlar. Boynun niye eğri, nerem doğru ki demiş. Kaçıncı kez aynı kanun teklifleriyle kanunlaştırıyorsunuz, Anayasa Mahkemesi'nden dönüyor. Ondan sonra tekrar meclisin önüne getiriyorsunuz. Meclisi tekrar tekrar aynı konular üzerinde yol çalıştırıyorsunuz ama çözüm olmuyor. Çözüm üretecek olgu muhalefeti, öğretmen sendikalarını, bu işte bilgiye, birikime sahip olanları dinlemek. Ben komisyon toplantılarına katıldım. Kusura bakmasın Sayın Bakan, o da mutsuzdu. Ben onun da içine sindiğini sanmıyorum. Ama ne yapsın, komisyon başkanı gelmiş bunu geçir diyorlar. O da o uygulamaya katılıyor. Şimdi Sayın Bakan'ın döneminde de yapılan uygulamaların bir kısmı bu süreçle birlikte ortadan kalkıyor. Ya öğretmen liselerini kaldırıyorsunuz. Şimdi geçenlerde Milli Eğitim'de bir Bakan Yamsı dinliyorum. 4+4+4 ne kadar tartışmıştık. Diyor ki onunla ilgili düzenleme ihtiyaç durumuna geldi. Sonuncu 3 olsun. Ya bunlar nasıl bir iş? Değiştirdiğiniz bir sistem, eğitim, gelecek, çocuklarımız, bu ülke. Bir işi yaparken doğru yapalım arkadaşlar. Bu hem ülkeye faydası olsun hem geleceğe faydası olsun. Anlayış değişikliği, yalnız ben bilirim, ben dedim, ben istiyorum, böyle olacak noktasına indirgenmesin. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii süre az, söyleyecek laf çok. Ama şunu kabul etmek lazım ki beceriksiz elde ağaç sapı bile sırıtır. Geldiğimiz durum bu. O anlamda bu kanun teklifinin çekilmesini çok kere söyledik. Tarihe not düşelim. Mutlaka bununla ilgili yaşanan sorunları tekrar biz bu mecliste görüşeceğiz. Bir konuyu da burada dikkatinize çekeyim. Akıllı tahtaların yaydığı radyosunun öğrenciler ve öğretmenler olumsuz etkilerini keşke konuşsak. Belki de çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığı açısından daha faydalı bir iş yapmış oluruz diyor. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Aksaray 6. Kitap Günleri bu yıl çocuklar için çok daha kapsamlı bir programla kültür sanat dolu günler vaat ediyor.
Aksaray 6. Kitap Günleri, bu yıl çocuklar için çok daha kapsamlı bir programla kültür sanat dolu günler vaat ediyor. Pazar pazarı fuar alanında düzenlenecek olan etkinlikler, çocukların kitap sevgisini pekiştirmenin yanı sıra tiyatro oyunlarıyla eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunacak. Sevilen karakterler Şirinler, Pinokyo, Arımaya, Tom ve Jerry, Ağustos Böceği ve Karınca, Çizmeli Kedi, Maşa ve Koca Ayı, Sünger Bob ve Deniz Kızı sahnede hayat bulacak ve çocukları büyüleyici bir dünyaya davet edecek. Tiyatro programı şu şekilde olacak. 12 Ekim saat 14 Şirinler, 12 Ekim saat 17 Maşa ve Koca Ayı, 13 Ekim saat 14 Pinokyo, 19 Ekim saat 14 Çizmeli Kedi, 19 Ekim saat 17 Arımaya ve Tom ve Jerry, 20 Ekim saat 14 Ağustos Böceği ve Karınca, 20 Ekim saat 17 Sünger Bob ve Deniz Kızı. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, tüm Aksaray'daki çocukları bu etkinliklere davet ederken, kitap okuma alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Bu etkinliklerle çocuklarımızı hem kitaplarla tanıştırıyor hem de kültürel anlamda zenginleşmelerine katkı sağlıyoruz. Herkesi bu dolu dolu geçecek etkinliklerde buluşmaya davet ediyorum dedi. Dinçer, kitap günleri kapsamında düzenlenen tiyatro oyunlarının da çocukların hayal gücünü geliştireceğini belirtti. Etkinlikler boyunca sadece tiyatro oyunları değil, aynı zamanda yazar söyleşileri, kitap imza günleri ve çeşitli yaratıcı atölyelerde yer alacak. Çocuklar yazarlarla buluşarak okudukları kitaplar hakkında sohbet etme fırsatı bulacaklar ve kitap sevgisini pekiştirecek birçok farklı etkinliğe katılabilecekler. Pazar pazarı fuar alanındaki geniş katılımla gerçekleşecek bu buluşma, Aksaray'ın kültür sanat yaşamına önemli bir katkı sağlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir ilgi göreceği beklenen Aksaray Kitap Günleri, yalnızca Aksaray'daki değil, çevre illerden gelen misafirlerle de geniş bir kitleye hitap edecek. Aksaray Belediyesi'nin bu tür etkinliklerle çocukların kültürel gelişimine yaptığı katkı, şehrin kültürel hayatını zenginleştiriyor. Kitaplar ve tiyatro çocukların kendilerini ifade etmelerine, yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve öğrenme süreçlerine büyük destek sağlıyor. Aksaray 6. Kitap Günleri sadece bir kitap fuarı olmanın ötesinde, çocukların hem kitaplarla hem de sanatla iç içe geçirecekleri eşsiz bir deneyim sunuyor. Etkinliklerin sonunda çocukların bu büyülü dünyadan kazandıkları yeni bilgilerle daha yaratıcı ve meraklı bireyler olarak ayrılacakları şimdiden kesinleşmiş görünüyor. Tüm bu etkinliklerin çocukların geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğu vurgulanıyor. Çocuk ve genç psikiyatristi doçent doktor Halil Kara, son günlerde artan çocuk ve kadın cinayetlerine ve toplumdaki şiddet olaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Ülkemizde yaşanan bu son dönemlerde özellikle sokaklara taşan şiddet olayı ve bunlara tanık olmak, kadın ya da çocuğun uğradığı şiddet hepimiz için üzüntü verici boyutlara ulaşmış durumda. Tabii sadece şiddeti bu açıdan da bakmamak lazım. Yani toplumsal olarak pek çok alanda fiziksel, psikolojik ya da işte farklı boyutlarda, farklı şekillerde şiddetin pek çok türünü görebiliyoruz. Şimdi bu şiddeti anlamlandırmak adına aslında yaptığımız yöntemlerden bir tanesi de buna bir neden bulmak, yani bir neden arayışı içinde olmak ve psikiyatrik sebepleri bu nedenlerden biri olarak görmek. Aslına bakıldığında psikiyatrik sorunların pek çoğu bu şiddet için çok da altta yatan bir sebep olarak karşımıza çıkmıyor. Yani bir insanın psikiyatrik hastalığı olması, kötü olması anlamına gelmiyor. Yani eğer öyle bir durum olsaydı mesela, bizim psikiyatri servisinde yatan hastalarımızın psikiyatri servisinde daha fazla sorun çıkarıyor ya da bizlere karşı daha fazla şiddet uyguluyor olması gerekirdi. Ama topluma baktığımız zaman şiddet toplumun içerisinde kötülükle beraber yayılan bir şey. Yani kötü insan dediğimiz şey var. Bu toplumdan ayrı. Ama kılıf bulmaya çalışmak hem sorunu daha çözümsüz hale getiriyor hem de ne yazık ki bizim hastalarımızın da damgalanmasına ve tedavi arayışının biraz daha sekteye uğramasına sebep oluyor. Bu sebeple tabii öncelikle bunu ayırt etmek lazım. Hepimizin güvende yaşayacağı bir toplumu oluşturmak elbette ki yasayı uygulayıcılarla ve toplumun tüm fertleriyle, yani bütün yurttaşların, paydaşların elini taşın altına sokmasıyla gerçekleşecek bir şey. Ve bu noktada da tabii yasalar bizi koruması gerekiyor kötülükten. Bununla beraber tabii kötünün teşvik edilmemesi de lazım. Yani toplumda empoze edilen durumun da özellikle medya bazında ya da toplumsal kültür bazında bunun baskın bir kültür haline gelmesini engellemek lazım. Ancak
toplum içerisindeki şiddet eğiliminin fazlalığını ister dizilerde, ister haberlerde, istersek dışarı çıktığımızda gençler arasında bunu çok baskın şekilde görebiliyoruz. Bunun bir kısmı tabii ki insanların şiddete meyilli olan insanlara karşı göstermiş olduğu sempatiden de kaynaklanabiliyor. Bir kısmı illegalliğin artık toplum nazarında daha makul bir zemine oturmasından kaynaklanabiliyor. İşte adaletin tecelli etmediği algısı yerleşmiş olabiliyor. Ya da kadın ve çocuğa karşı işlenen suçlarda kadının ve çocuğun yeteri kadar güçlenmediği, güçlü olmadığı algısı ya da tam tersinde kötü insanlar tarafından olduğundan daha fazla güçlü olduğu ve ellerindeki gücü suistimal ettikleri yönünde bir algıyla beraber bu durum ortaya çıkabiliyor. O yüzden gerçeklerden saptırılan ve kötülüğe bir zemin oluşturan toplumsal bir anlayış hakim olmaya başladıkça bu durumda, yani bu şiddet durumda devam ediyor. O yüzden birincisi bizim kendimize aile olarak biraz çeki düzen vermemiz gerekiyor. Yani biz ne kadar iyiyiz ya da iyiyi ne kadar destekliyoruz ya da kötülüğe ne kadar zemin hazırlıyoruz ya da gerçekten kötüyü kötü olarak değerlendirebiliyor muyuz? Yani kendimizi bir nasıl derler, yani bir kontrol edebiliyor muyuz? Bir çek yapabiliyor muyuz yani kendimizi? Şapkamızı önümüze koyduğumuzda eğer kendimizle hesaplaşabiliyorsak ilerleyen zamanda da çok daha iyi bir toplumla karşılaşacağız demektir. Peki hocam, ebeveynlere burada ne düşüyor? Çocuklarının o durumunu fark etmeleri? Yani şöyle, tabii ki bu çok fark edilmeyecek bir şey değil. Davranışlarında değişiklik gören, uykusunda bozukluk gören, mesela okula gitmeme durumu olan, akademik başarısında düşüklük olan, kendini çok fazla içe kapatan, sosyal olarak daha izole olabilen, toplumsal olarak kabul görmeyen, insanlarla iyi ilişkiler kuramayan, ilişki kurduğunda şiddete daha meyilli, suça daha meyilli insanlarla ilişki kuran çocukları varsa eğer, aile olarak da eğer kendileri böyle bir toplumun içerisindelerse, mesela işte diyelim ki daha bir kenar mahalledesin ve ne yazık ki lokasyon olarak daha fazla maruz kalabiliyorsun bu tip insanlara. O zaman biraz daha temkinli, tedbirli ve dikkatli olmaları lazım. Yani hani boş vermenin biraz ötesine geçmesi gerekiyor bu durumun. Tabii bu sorumluluk sadece yani psikiyatrik bir altyapıyla alakalı bir şey değil. Yani özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Yani bir insanın psikolojisi bozuk olduğu için sadece bunu yapmıyor. Yani aramızda ne yazık ki kötüler var. Yani bazı insanlar kötü. Yani bunun önüne geçemiyoruz. Ve hiçbir psikiyatristin ya da psikoloğun ya da ruh sağlığı hizmeti veren insanların kötü insanları iyi insanlardan ayırt edip kötü insanları toplumdan uzaklaştırmak gibi bir misyonu da yok. Ve ne yazık ki bunu da yapamayız zaten. Ama hasta olan insanları tedavi edebiliriz. Bu noktada hasta olanla olmayanı bir ayırt etmek gerekiyor. Tabii onun da yapması gereken kişi öncelikle yani bir tıp doktoru olması gerekiyor. Ve bu ayrımı yaptıktan sonra tedavi konusunda ruh sağlığı hizmeti veren paydaşlarla beraber bunun yapılması gerekiyor. Yani burada önemli olan bir mevzu da sosyoloji. Yani sosyologların da bu işe samimi bir şekilde el atıp ve gerçekten elini taşın altına koyarak bir sorumluluk alarak toplum mühendisliği dediğimiz şeyin daha iyi, birilerinin çıkarına hizmet etmeyecek şekilde planlanması. Tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray'da coğrafi işaretli ürünler Antalya'daki yöresel ürünler fuarında göreceğe çıktı. Tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray'da coğrafi işaretli ürünler Antalya'daki yöresel ürünler fuarında göreceğe çıktı. Tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray'da yöresel işaret alan tarımsal ürünlerin tanıtım ve ülke genelindeki pazar paylarının artırılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Aksaray Ticaret Borsası, Türkiye'nin en büyük yöresel ürün fuarında da yerini aldı.
Her yıl sonbahar döneminde Antalya'da kurulan ve Türkiye'deki tüm coğrafi işaretli ürünlerle tarımsal ürünlerin tanıtımının yapıldığı Yörex Fuarı'ndaki yerini alan Aksaray Ticaret Borsası yetkilileri ile yönetim kurulu üyeleri, stand alanında hazırlanan coğrafi işaretli ürünleri ziyaretçilerine tanıtırken, Aksaray standı fuarda en çok ilgi toplayan standlardan birisi oldu. Fuardaki standta ziyaretçilerle yakından ilgilenen Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, burada yaptığı açıklamada, "Aksaraylılar Antalya'da Yörex Fuarı'nda coğrafi işaretli ürünlerimizi, yani Aksaray'ın yöresel ürünlerini Aksaray Ticaret Borsası ve Aksaray Valiliği bünyesinde İl Kültür Müdürü ile birlikte çok güzel bir organizasyonla sergiledi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz hem gelen misafirlere ikram edilmek hem de üretici kardeşlerimizin, yatırımcı kardeşlerimizin ürettikleri ürünleri pazara sunmak adına burada hizmet veriyoruz. Standımız hafta sonuna kadar açık olup burada hem Antalya'da yaşayan hemşehrilerimize hem de Aksaraylı hemşehrilerimize ve tüm Türkiye'ye hitap edecektir. Tüm misafirlerimize saygılarımı sunuyorum," dedi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde bulunan baraj ve göletlerde kaçak ve yasak yöntemler ile avlanmanın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde bulunan baraj ve göletlerde kaçak ve yasak yöntemler ile avlanmanın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle müşterek olarak Aksaray Merkez İlçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Mamasın Barajı'nda tekne ile kaçak avlanmaya yönelik kontrol ve denetim yapıldı. Yapılan denetimler esnasında yaklaşık 1000 metre uzunluğunda 2 adet sahipsiz ıstakoz ağı ve 1 adet yaklaşık 500 metre uzunluğundaki balık ağı ele geçirildi. Ele geçirilen ağlardan yaklaşık 1000 adet kerevit kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Ağlar ise imha edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Aksaray Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in öncülüğünde hayata geçirilen Hasta Yakın Konuk Evi ve Külliyesi projesinde sona yaklaşıldı. Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in öncülüğünde hayata geçirilen Hasta Yakın Konuk Evi ve Külliyesi projesinde sona yaklaşıldı. Bu proje hastane sürecinde zor günler geçiren hasta yakınlarına huzurlu bir ortamda konaklama ve moral desteği sağlamak amacıyla tasarlandı. Peyzaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan projede, külliye kısmında detaylara yönelik çalışmalar sürüyor. Çevre düzenlemeleri ve geniş yeşil alanlar titizlikle planlanarak hasta yakınlarına rahatlatıcı bir atmosfer sunulması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla köylerden, kasabalardan ve ilçelerden gelen hasta yakınları Aksaray'daki sevdiklerine daha yakın kalarak bu zorlu süreçlerde daha güçlü bir destek alacaklar. Hasta yakını konuk evi ve külliyesi sadece konaklama imkanı sunmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal alanlar, dinlenme bölgeleri ve farklı destek hizmetleriyle hasta yakınlarının ihtiyaç duydukları her türlü hizmeti sağlamayı amaçlıyor. Bu proje, Aksaray'da sağlık hizmetlerine erişimi artırarak vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek ve sağlık süreçlerini daha az stresli hale getirecek bir adım olarak öne çıkıyor. Başkan Dr. Evren Dinçer, projeye dair yaptığı açıklamada şunları söyledi. Hasta yakını konuk evi ve külliyesi projemiz, ailelerimizin zor zamanlarında yanlarında olup onlara destek olmak için hayata geçirdiğimiz önemli bir hizmet. Bu sayede hastalarımızın yakınları sevdiklerine daha yakın olmanın huzurunu yaşayacaklar. İfadeleriyle projenin insani ve sosyal boyutuna vurgu yaptı. Proje tamamlandığında, Aksaray'da sağlık hizmetleri alanında büyük bir boşluğu dolduracak ve Aksaray ve Eğitim Araştırma Hastanesi yanında konumlanarak sağlık sistemine güçlü bir destek sağlayacak. Hasta yakını konuk evi ve külliyesi hem konaklama hem de sosyal hizmetler açısından Aksaray halkına önemli katkılar sunacak. Aksaray Belediyesi bu projeyle şehirdeki sağlık ve sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik önemli bir adım atmış oluyor. Hasta yakını konuk evi ve külliyesi, şehrin sağlık hizmetlerine entegre olarak vatandaşların daha sağlıklı, huzurlu ve stressiz bir ortamda tedavi süreçlerini yönetmelerini olanak tanıyacak. Şimdi sırada hava durumu. Thank you.
Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.